Herkese merhaba arkadaşlar, Cyberpunk 2077'nin 4. bölümüyle karşınızdayım. Peş peşe çektiğimiz bölüm serisinde 2. bölüm çektik, 3. bölüm çektik, 4. bölümdeyiz şu anda. 4. bölümümüzde gördüğünüz Lizzie Bar'a geldik. Hemen gireceğiz buraya da. Arabayı çaldık zaten, hemen sal gitsin ortada. Hiç uğraşmayalım arabayı park etmeyle falan. Hemen koş buradan kenardan. Saat 6 ile akşam 6 ile sabah 6 arasında giriş yapabiliyoruz. Çıkışına giriş mi arıyorsun yakışıklım diyor. Evet evet aynen. Neyiniz var? Neyimiz yok ya? Hayallerimin kadınları ve erkekleri en iyi sinaptik oyuncular buradır. Kendi sanal damızlıklar ya da şişme bebek bulamazsın diyor. Box. Biraz mikrofonu hareket ettirdim, ufaktan sesler gelebilir. Kusura bakmayın. Hafiften biraz daha geldi sanki. Tamamdır, güzel. Alt yazıları bu bölümde de okumayacağım. Belki ilerleyen bölümlerimizde okuruz. İki bölümde okumamış olalım. Arada sırada okuyorum elimden geldiği kadar. Daha doğrusu elimden geldiği kadar değil, istekle okumuyoruz şu anda. Denk gelince okumaya çalışıyorum bazı şeyleri. Baş edebilir misin? Edebilir misin? Kesinlikle tabii ki ya. Tam bize göre mekan. Evet, buyur. You do not grab them. You find them in the catalog, ask for a BD and get yourself a box. Pekala, pekala, hallederiz onları. Like I don't know. Mhm. Doors open. Have fun input. Teşekkürler, teşekkürler. Hoş bulduk. You have nothing better to do? Sana mı bakacağız lan? İşin gücün yok mudur terbiyesiz? Yes. Evet, ne var? Bir şey yok kardeş, bir öyle selam verdim. Saygılar, sana da saygılar. Aç. Evet, this is bar. Hoş bulduk, hoş geldin. Barda oturup evliliğini sor diyor. Pekala, soracağız. Geldik, hemen zaten bize boş yeri bırakmışlar. Ne alırdın? Merak ettim de Liz ismine sahip, ismi sahibine mi ait? Uzun zaman önce öyleydi, tatsız bir hikaye. Üzüldük. Real Lizzie ran a strip joint out of this place back in the day. Lizzie's bar. Girls were paid right, insured, and had decent security. Good spot all in all. Let me guess. It didn't last. Ay, hiç pek uzun sürmedi galiba. Tiger beat one of Lizzie's girls, real bad ones. No hesitation. Lizzie benzetti. Lizzie herifin taşaklarını söktü. Abartmıyorum bak, ertesi gün çete mekanı bastı. Liz'in işi o an bitmişti. Öyle de denebilir. Mox'larla anlaştılar. Neyse ki onlar da çabucak toparlandı. Big boss now is Suzy Q. Design state. Out of respect. Evet, geçmişe saygı anlamında Liz Bar olduğunu anlamış olduk. Evelyn Parker burada mı acaba diye soruyoruz. Name's V. She and I have a date. Well, V, it's a pleasure. I'm Mateo. Mateo, ben de memnun oldum kardeş. Evelyn. Club's big. Gonna have to look around. Bakınman gerekecek, onu da ben yapmayayım. Aa, yanımızda oturuyormuş. Tesadüfe bak be. Selamlar tatlım. Ne konuşacağız seninle şimdi? Hadi içkilerimizi dolduruyor. Hey oğlum Parker. Memnun oldum. İç. Aga, bulduk, içelim. Gerçekte kullanmıyoruz, oyunda kullanalım. Sıkıntı değil. Nereden bildin? Birlikte çalıştığım insanlar hakkında her şeyi bilmek isterim. Ya öyle ya da güzel bir tahmindi. Burada olmaz ama. Benimle gel. Pekala. Tabii ki gelirim peşinden. Kalk. Salon dediği yerde burası. Şeye bak yani.
2077'de olması gereken durum bu yani. Sanal. Çok fazla bakmayalım bu tarafa doğru. Evet, buyur, dinliyorum seni. Dex had a load to say about you. Evet. Professional, effective, and trustworthy. Kamera açımıza girmez misin? Teşekkürler. Dex'le tanışalı çok olmadı, onu pek iyi tanımıyorum. Sadete gelelim, işimde en iyisiyim. Dex'in ne düşündüğünü umursamıyorum. I'm waiting. You don't give a rat's dick what Dex thinks. We both know that. You have trouble accepting compliments? İltifat almakta zorlanır mısın? Hayır, sadece pohpolanma sana pek yakışmıyor. Yanlış mıyım? Belki Dex de sana yakışmıyordu. Birbiriniz uzun zamandır mı tanıyorsunuz? You writing Dex's bio? Hate to disappoint, but I just don't know much. In other words, you hardly know each other. Yet he fingered you for this job. Tabii ki bizi seçecek başka bir alternatif yok Dex'in yani. Shit, buzz Dex right now. Ah, aman be. Ben varsa Dex ara bakalım. Ben beklerim. I doubt he'd add anything I haven't already heard. Anything I'd really like to hear for that matter. Evet, bu anında iş bitiricilerden daha kötü tek bir grup vardı. İkinci el araba satıcıları. Şimdilik sezgilerime güveneceğim diyor. I'll go with my gut for now. Let's kes bunu, hadi iş konuşalım. What do you got for me? Your hedefin sanırım ne olduğunu biliyorsun. I trust you know what it is. Relic. Hazine, ruhunu güvenceye al süsü, aslında programdaki ana teknoloji. Arasaka ile uğraşıyoruz, bu da bu soygunu çok riskli yapıyor. Arasaka kişilik aktarım teknolojisine milyarlar harcadı ama ben bundaki verileri istiyorum sadece. Chipcom peki plazada, hiç gittin mi? Şirket otelleri mi? Yok, hayır. Bütçemi aşar. Biraz fakir gösterelim kendimizi. Dekor harikadır, göreceksin. Peki çip tam olarak tam nerede? Devam mı ediyor Allah'ım? Peki devam et. Yorinobu Arasaka? Yorinobu Arasaka mı? Şehirde mi? Gazeteleri okumuyor musun? Medya Yorin'in Nasiti'ye dönmesinden bahsetmeden duramıyor. Bütün manşetlere çıktı. Anyway, he's heir apparent to the Arasaka Empire. Saburo Arasaka's only surviving son. What? So Arasaka Jr.'s planning to grab the reins while in Night City? Only a handful of people in Night City know what the Arasaka's real plans are. Tell me you're one of them? Kozunu göster bakalım. Etrafında bir ordu vardır. Cidden hedefin o mu? Yorubu Arasaka mı? We're jumping Yorinobu Arasaka himself. Yorinobu is a puppet. He lost all his cards years ago when he failed to do daddy's thing. Tüm kartlarını, tüm şansını kaybetmiş babasının sevgilini yerine getiremediği için galiba. O onun yine bir alta yaramadığını öğrenirse sıkıştırıp patlatıverir. Kozunu göster bakalım o zaman. Now's the time to show him. Now this should make your prick perk up. Yorinobu recently swiped the chip from an Arasaka laboratory. Birisi çalmış, Yorinobu çalmış çipi. Biriyle de görüşme yapacakmış. Biz görüşmeden hallederiz bu işi büyük ihtimal. So what's Yorinobu do to walk away with? Unimportant. You focus on the biochip. Orası önemli değil. Sen... Cyberspace's watches and protectors offer him intelligence on his enemies. That doesn't matter in the least. Bunun hiçbir önemi yok çünkü çipi çalıp bu alışverişin hiç gerçekleşmemesini garantileyeceksin. Peki Yorinobu çipi gizli altından cihazda hiçbir Arasaka güvenliği yok, onları da saklıyor peki. Muhtemelen organik nöral çevreyi taklit eden özel bir konteynerde, dışarıdan bakıldığında sıradan bir evrak çantasına benziyor. Biraz böyle gizemli konuşuyor bu kadın ya. You'll see for yourself soon enough. Provided we're done gossiping about the Arasakas. Arasakalar hakkında dedikodunuz bittiğinde. What else you know about Yorinobu?
Aslında birçok şey Tokyo'da finans ve biyoteknoloji okudu. Düşünüyorum da muhtemelen pek tercih şansı yoktu. Sabur onu varis olmanız için yetiştiriyordu. Ama sonra Yorinobu kendi hayallerinin peşinde koşmak için şirketten ayrılıp kayboldu. Uzun lafın kısası, Karakoy'un geri dönmüş olsa da hala aynı. Usi yapıyor var ya şu görüntü şu anda ona bakmam için zorluyor yani arkasına döndürüyor. Geziyor takılıyor bir şeyler yapıyor. Belki güç tatlı gelmiştir. Ever tried to imagine what life might be like for an emperor's son? You have everything, yet you are no one. Nothing. At least as long as you remain in Saburo Arasaka's shadow. I sympathize. It's a vulnerability. Anlayabilirim bu yaya iyi anladığım bir hassasiyet. And when you plan to exploit fully. Okay, what's next? Yeter artık bu kadar muhabbet ya, gidelim. Pekala, peşindeyim hemen. Biraz önünden gittik sanırım. Evet, burada ortamlar, muhabbetler falan filanlar. Eğer çok faydalı olabilirler, artırılmış insanın algısını yakalayamayacağı detayları incelemeye yarar. Tam olarak ihtiyacı olan şey yani. What's on the tape? Yorinobu's suite. The glorious interior. You'll need to locate the relic yourself. Hope I grabbed enough detail to make that possible. Hold up. Mean to say you recorded this? Mm-hmm. BD rec implant. Why, you object? Supposed to be your Kaseti görünümün evi olmalı. Yani içerideydin. Birbirinizi tanıyor musunuz? How else could I get all this intel? I know him pretty well, actually. Anladım senin onunla alakalı ilişkini. Pekala. Strictly business. Suits us both, I think. Let's see this brain dance. Judy'll help. She's a Mox too. Judy de yardım edecek. O da Max Mox daha doğrusu. Bildiğimiz yıllardır tanıyoruz. V. This V bu önemli. Judy's always been there for me. How much? Always helped no, out. At least double that. I trust her. Damn's the But she's a Mox. Burada mı dönüyorum muhabbet? Yok göremedim insanlar orada kimseyi. Rahat ol inanır mısın bilmiyorum ama nabza göre şerbet vermesini bilirim diyor. Şerbet. Sanırım Judy dediği de bu. Evet belli yani. BD filmi için gel V, bu Judy. Tanıdığım en iyi beyin dansı düzenleyicisi. Etkileyici görünüyor beyin dansını işleyebilmek için bunlar gerekli mi? Çözümleyiciler, duysal sinyal güçlendiriciler, akustik ve duygusal dalga monitörleri, minik çeviriciler. What do you think? Will it do? Still pretty raw, but yeah, ought to do. V'nin derine inmesi gereken önemlisi bu. That's most important. So, let's calibrate. Tune it to him. O zaman kalibre edip içimizden geçmeyedin iyiydi sanki ama. Sonuçta hologram değilsin sen yani. Should see the jig-jig street porn we gotta contend with sometimes. So, ne yapacağız yani şimdi biz? Let him look. Ne dersin V? Ham beyin dansı daha önce böyle bir şey yaptın mı? Yok yapmadık. Vallahi yapmadık. Sanırım halledebilirim. Hadi başlayalım. Yolla. Yolla seri. Gönder beni. Otur yerle seni de. Evet şuraya oturacağız hemen. Yine bir masa. Koltuk daha doğrusu. Oturuyoruz. O ne ara geldi yanımıza ya? Arkamızdan koştular ellerini. Evet, sanırım bir yerlere böyle teleport olacağız gibi bir durum yaşayacağız gibi hissediyorum. Bana öyle geliyor. Umarım öyle bir şeydir yani. Farklıdır. Önce duygusal profilini oluşturmalıyız. Okay. Hit me.
Hiç meraklı değilim böyle ne profili falan demiyoruz. Direkt tamam ne profili bas geç yap diyoruz yani. Şimdi hareket etmeye bana bak analiz yazılımını çalıştıracağım. Ufak bir karıncalanma hissedebilirsin diyor. Ay ay bayağı karıncalandık. Okay, now let's set the optics and other sensory sigs. Look smack into these two screens. Pretend it's an eye exam. Bunu böyle çok talep geliyor mu? Tüm porno ayarlaması falan yapıyormuş. Crank up the orgasms. More like cut out all the other shit. Zihinleri başka şeylere kayıyor. Alışveriş listelerine, eşlerinin doğum günlerini, gecikmiş faturalara falan yani. O daha sabitleştiriyor kısacası bu kadın. Okay, hazır. Hadi bakalım. Şimdi bakalım nerede? Can't he just use my recording? Why are we wasting time? So we don't risk our necks. Size won't take a sec. Bir şey buldum, mükemmel olacak. Hadi ne seçtin diye soralım. Corner store hold up in Haywood. Real amateurs. Don't even know where I got it. Ama ihtiyaçlarımızı tamamıyor. Hazır mısın? Evet, BD'yi başlat. Yükle gitsin. Yükle, ne bulursan yükle. Evet, bir yerlere teleport oluyoruz. Belli yani. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. Plan basit, yaratıcı davran, tuhaf bir şeyler yapayım deme, içeri gir, alacağını al falan filan. Hadi git bakalım. Down, everybody, on the ground. What I see you kissing the flooring. Money. Now, or I will fucking drop you, I swear to God! Whoa! Yeah! Hey! Now! Before I pull the fucking hand off! Haydi hadi, seri öde parayı. Slow deep breaths. Your cortisol and adrenaline. Kortizol ve adrenalin yükseldi ama yazılım hormon engelleyicini etkinleştirdi. Hiçbir şey olmadı. Gayet iyi durumdasın. That was too much. Felt feel the guy's pain, his stress, his hope. Hope wrapped up in something else. Muhtemelen hemen öncesinde güçlendirici almıştır. You'll be fine. Got everything set up. Let's switch over to editing mode. Hadi düzenleyici moduna geçelim. Bir kez daha bir yerlere gittik. Değişik bir şey bu yani. Beyin düzenleme modunda kamerayı sahne içinde özgürce oynatabilirsin. Analiz modu yeniden oynatma kontrol ediyorsun. Hatta istediğin zaman durdurabilirsin diyor. Oynatıyoruz şu anda. Bildiğim video kaydedeki bir şey yani şu anda bu. Baksanıza. Dur dur. Oynat diyoruz. Harika değil mi? Hepsi bu kadar da değil. Her şeyi hızlandırıp geri sarabilirsin. Ne istersen. Şu an geri sarıyoruz. Oynat diyoruz. Evet, geriye sardık. Her şey tamam, güzel. Şimdi biraz ileri sar bakalım. E'ye basılı tutuk sarıyoruz ileriye. Tamam, kaydı sıfırlayabilirsin de bu seni en baştan götürür, en başa götürür. Bir dene. R'ye basılı tutunca kaydı sıfırlıyoruz. This here's why you came in the first place.
Asıl gelme sebebimize geldik sonunda. Analiz modunda belli kaydet içeriğin detaylarını görebilir, hatta tarayabilirsin diyor. Focus on the heat. The gun this gonk gets from his buddy at the beginning. Now scan it. Silah kısmına gelelim bir hızlıca. Aynen geldik. Evet işte tam burada. İzlerdeki koyu kısmına taranabilir ipuçlarının göstergesidir. İpuçları düzenleyici doğru katmana ayarlıysa sekans süresince vurgulanacakları ipuçları birbiriyle kesişebilir. Kayıtlarda kesişikleri noktalar daha parlak gözükecektir. Başarılı bir taramanın ardından ipuçları kayıttan kaybolur diyor. Pekala. Sarılar görsel katman, maviler termal katman, yeşiller de işitsel katman. Yani sesler, termal katman, onları göreceğiz zaten. Görsel katmanda görüntümüzün olduğu kısım. Termal katmanda muhtemelen bu şeyleri alacağımız şey galiba. İşaretleri göreceğimiz kısım gibi duruyor. Bakacağız. Şimdi. Excellent. Muhteşem tabancayı taradık. M10 AF Lexington isimli bir yüksek kapasiteli magazinmiş. Magazin görüntüyü mü diyor acaba, magazin dediği tabancanın markası o olabilir belki, bilmiyorum, emin değilim. Levşit ile mevcut beyin dansı katmanı arasında geçiş yapabilirsin diyor. Katman değiştir. Ses kaynağını tarıyoruz. İnsan, erkek verici, erkek konuşur. Pekala, bugün iki çeşit indirimimiz var. Kör ve deniz ürünü, kırmızı et. İnanılmaz, gerçekten sanki yanında oluyormuş gibi. Her şeyi, arkadaki tüm unsurları tespit eder ve düzenleyici anları ayarlayıp gösterir. Sesle oynamaya devam et. Biraz keşfet, sıkılınca bilmem ne. Yani kapat falan dedi herhalde orada. Bazen havada fazladan katmanları, filmin siber donanımının yakaladığı şeyleri analiz edilebilirsin diyor oyun bize. Daha doğrusu Judy. Evin kızılötesini gören kiloşi optikleri var. Yani onun kaydından nasıl izlediğini görebilirsin. Süpermiş. Limits of the reality recorded by the BD roller. The editor won't let you outside it. Make sense? I look enough on the ground. What I see you kissing the flooring. Money. Scanning works on peeps too. Tarama insanlarda da işe yarar. Yaralı kadına gidip onu taramaya çalış. Mağaza müşterisi, sağlılık, bağlılık, sağlılık diye okuyorum ben onu nedense hep. Bağlılık, sivil. Durum baygın. Biri vuruyor bunu, anladım. Bu adam kim acaba? Niye vuruyor yani bunu bir anda? Yükleniyor kamera. Evet, kameradan bunun anlamaya çalışıyor. Kendi kankası vurmuş. Muhtemelen en baştan planı buydu. Böyle bir BD için kara borsada iyi para almış olmalı diyor.
freaks are ready to pay a premium for a real flatline. Hmm, bu kayıt için yani bu beyin dansı, BD dediği beyin dansı, beyin dansı görüntüsü için kendi arkadaşı bu adamı öldürüyor, yani silah veren kişi aslında. Baksanıza. Dışarıda görebilseydi keşke. Yani o adam ne ara girdi içeriye? Neyse çıkalım, tamamdır. Yeterli. Göreceğimiz gördük biz burada yani. Şu ana kadar. Evet, BD beyin dansından ayrılmış olduk. BD'den çoğunun yalnızca çavuş tokatlamaya yaraması çok üzücü. Neyse, kaydına bakmaya hazır mısın? Hala o çocuk gibi hissediyorum. Evet, benden bu kadar. Zamanımız yok V. Toparla kendini. Go ahead. Just need T-Bug to link in. Whoa. Who? Running for my crew, security specialist. Ekimdeki ağa gezer güvenlik uzmanı bir inceleme yaparken neler dikkat etmen gerektiğini söyleyecek, sorun olmaz. Umarım, aslında sorun olur. Relax, Judy. Her şey yoluna gidecek, yolunda gidecek. You don't quite grasp the risks I took by letting you in here. What I'm risking poking around with this stuff. We're all taking risks here. That's the job. So either T-Bug patches in or I'm on my way out. Judy, please. Judy, please. Fine. Caller, let's get this over with. T-Bug. Selam, T-Bug. Aç, helal. Bug, listen. I got some useful footage from Compeki Plaza. Compeki Plaza'dan işe yarayacak görüntülerim var. Önümek T-Bug. Lütfen odaklan, yardımına ihtiyacım var. İçeri girdiğim, neye dikkat etmem gerektiğine dair hiçbir fikrim yok. Peki, hala bakalım, seni yönlendiriyorum. Bölüm biraz uzun sürecek gibi duruyor da bakalım. Port 1779 açıyorum. Güvenli protokol, tamam. Giriyorum. Talebin gelmiş olmalı. Got it. You ready? A millisec. Okay. Connection confirmed. Now some quick tip ice and we're clear. Ready to dance. T-Bug. Hazırız. T-Bug değil, T-Bug aslında. Beklersek bu Prison Break'teki T-Bug oluyor bir anda. Peki abi, gözlerini dört aç. Yarın bunun çipi nereden? Seni göreceğiz. Evelyn, she, I felt her fear. Sure got it under control quick too. Listen in on that conversation, V. Could be something important. Konuşmayı dinle diyor. Pekala, dinleyeceğiz ama. Düzenleyici moda geçiyoruz. Hayır dedi, pekala. Tamam, yakaladık şimdi. Telefon. Kimle konuşuyor bu tam olarak? Arasaka üretmiş, durum beklemede. Shepard AT isimli biriyle konuşuyor. Babam küçük donmuş balonlu sonsuza dek yaşayacağını ve hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünen yorgun ve vizyonsuz bir bunak. Anladım. Hareket edersen güzel olacak da duyacaksın Sabra gerçekleri tamamen uzak, artık var olmayan, belki de hiç var olmamış bir dünyaya dair fosilleşmiş vizyonun içinde sıkışıp kalmış sersem bir despot. Son
Son 20 yıldır aynı fikirde olmadık. Şu anda da olmayacağımıza eminim diyor. Read the documentation carefully. The relic requires specific storage conditions. You must provide them. Heard that? Relic docks gotta be around here somewhere. Look for them. Acaba nerede olabilir? Ha, burayı tarayalım bakalım. Sunucular olmadı. Peki etim için özür dilerim. İş mevzuları uzun. Evet, bu Evelyn zaten. O yanımızdaki kadın. Evet. Evelyn olduk şu anda. Just one condition. You make demands of me. Focus. Tek bir şey, bana odaklan. Bunlar tehlikeli yerlere mi yürüyor, ne yapıyorlar? Ben şu noktada bir şeyler var, bakalım o hangi işaret. Neresi oluyor tam olarak bu? Cihaz yani hareketi mi gösteriyor acaba? Biraz daha devam edelim. Sürsün bakalım birazcık daha. Evet, şu an bir şeyler değişti. Aynen burası. Neymiş bu? Veri defteri, biyoçip kabı, termal kasa, kılavuz sıcaklık kontrolü özel bir konteynerde. Tamam, çipin soğuk bir yerde saklanması lazım diyor. Solda da teknik dot yazıyor işte, taşıma ve depolama ile alakalı bilgiler, çiple alakalı. Bir tane tabanca var orada. Kamera sistemlerini nasıl tarayacağız peki? Ona bir bakabiliyor muyuz? Hmm, yok. Kamera sistemlerini nereden geçeceğiz peki? Acaba şurada bir yerde miydi o kamera sistemi? Bakalım hemen. Burada, ha şu. Aynen. Hareket sensörlü kamera, bunu da taradık. Güzel. Bir de bunu tarayalım hemen. Ne sandın? Sadece alt ağlarına erişmem lazım. Otomatik taret. Tüm sistemler sunucuya bağlı diyor. T-bug. Bug diyelim sadece biz bunu ya. T fazla oluyor yani orada söylerken. Tamam, bir de şu mavi kısımdaki ikinci termal kısma bakacağız. Katmandan termal olarak nasıl bir olay var? Ya burası zaten aynen termal olayı. Şu kasa. Veya şu. Var mı başka bir şey böyle tarayabileceğimiz? Göremiyorum ama bir şey. Hmm.
Termalden bir şey yakalamamız gerekiyor ama bir türlü yakalayamadık o görüntüyü nedense. Buralar sıcak. Tamam, buralar sıcak. O buradan geliyor buraya kadar böyle bir sıcaklık. Ondan sonra anladım. Kameraları falan taradık aslında. Yani bitirmesi lazım sanki ufaktan. Kaldığımız yere bak Allah aşkına ya. Baştan bir başlatalım hemen seri bir şekilde. Tehlike aşırı, son derece tehlikeli diyor bunun için. Dur. Her şeyi bir tarayalım şunları falan. Alarm yazılımı güzel. Tamamdır. Bunlar alarm yazılımları. Kamera. Başka da bir şey göremiyorum yani şimdilik. Ha, şu kamerayı da tarayalım. Alarm sistemini burayı da tarıyoruz hemen. Tamamdır. Başka da bir şey yok gibi burayla alakalı. Tamam. Termal taramaları, termali yapamadık yani tarama olayın, termalin niye yapamadıysak bir sıkıntımız var termalle alakalı ufaktan da olsa. Genel bir tarama falan mı yaptırıyor acaba termalle alakalı diyeceğim, yoo. Şurası tamam, şampanya ve buz kovası. Demek Arakasa Bey bir şeyi kutluyor olmalı diyor. Tamam. Bunları taramıyoruz zaten herhangi bir şekilde. Her şeyi taradık yani valla. Birazcık daha ileriye gidelim. Gizli kasa bulduk. Evet tamam, ısı sinyalini aldığım belgelerdeki özelliklerle eşleşiyor. Yorinobu çantayı kesinlikle burada saklıyor. Bulduk. İyi işti. İhtiyacımız olan her şeyi aldık. Düzenleyiciden çık. Evet, hazır olduğunda beyin dansından çık. X'e bastık ve beyin dansından çıktık. Biraz garip bir olay var. Çok farklı bir mekanik gerçekten. Bilmiyorum, farklı. Başka bir oyunda ben böyle benzer bir şey görmedim. Aslında ufaktan hani Assassin's Creed'de buna benzer bir şey var gibiydi yani. İşte geçmişe dönüyor gibi bir olaylar vardı. Çok önceden oynadığım için tam hatırlayamıyorum ama detayını veremiyorum ama ufaktan benzerimsi bir şey vardı. Watch Dogs'da kamera kontrol sistemleri vesaire vardı işte. Ufaktan bazı benzerlikler var tabi. Ama bambaşka bir olay aslında bakarsınız bir yandan da. BD'ler için portatif bir cihaz. Buradakiler kadar sofistike değil ama işe yarar diyor. Tehlikeden bahsetmişken size baktığında ne görüyorum biliyor musunuz? Yürüyen ve konuşan cesetler. O kayda ihtiyacımız vardı Judy. Yapma bakalım bunları. Yapma oğlum. Yapma kızım. Pardon oğlum dersen pardon. Hata benim. BD bizi öldürtecek. Arasaka sende olduğunu öğrenirse Judy sakin ol, kimse bilmeyecek. Relax Judy. Evelyn lütfen kestirmeden gitmek yok. O yoldan gidersen şehir daima kazanır, o yüzden dikkatli ol. Oluruz tabi, of course. Birazdan konuşuruz. Kalk. Yeter ya, nedir bu bizim üzerimizde yapılan deneyler? Değneği giriyoruz. Olmadığımız yerde oluruz, kadın oluruz, bir şeyler oluruz. Habire farklı şeylere dönüyoruz. Al, çal. Hadi yürüyelim bakalım, peşindeyim. Ne düşünüyorsun? Çok basit. Erkekler yastık sohbetini biraz fazla seviyor. Yani sadece seks mi? İş yalnızca iş. Tabii tabii biliyoruz.
Her şeyin kontrol altından emin misin? BD from Compeki. Winds are right. Plan's perfect. Job like this comes one in a million. Hmm. Thanks. Now the punchline, please. Sağ ol, sadede gel artık. Gerçek olmayacak kadar iyi. Bittiğini yine. Cold feet. Kordun mu? Çıkmak mı istiyorsun? Gerçekten kontrolde olup olmadığını ve içinden çıkamayacağım bir boku bulaştırmadığını bilmek istiyorum. Bir sana yalan söylemek için hiçbir sebebim yok. Bu işte birlikteyiz. Gerçekten bu işi halledeceğimi güven. İçinde biz varız yani. Halledilmeme gibi bir durum yok tabii ki. Sırada ne var diyelim. V. Bu işi benim için yap. Yalnızca benim için. Ödemeyi kimseyle bölüşmeden, aracı olmadan. Dex olmadan. İş bitiricimizi kazıklamak istiyorsun. Bir şeyler gizlediğini biliyordum. Dex'i satabiliriz bak. Severiz böyle satışları. Her an satabilirim Dex seni. Evelyn iş bitirici ama akıllıca davranırsak bir önemi yok. Bu tür hatalar namını lekeler. Namının olmadan hiçbir şey olursun. Bunu yapmak istediğine emin misin? Do you want to spend the rest of your days blasting scabs or become a legend overnight? Your choice. If I agree, they'll be hell to pay for sure. I know. Biliyorum kararın ne olursa olsun aramızda kalacak. Stays between us. %50 verebilirim. Canın ne isterse yapmana yeter. Bayağı sağlam teklif bu arada. Dex won't forgive a dirt move like this. Dex isn't the only fixer in town. But my offer's the only one you'll ever get. Vallahi çok cazip geliyorsun be Evelyn. If you need me, call. I'll send you my number. İşimden bitince beni ara diyor. Bol şans. Git hadi, Judy'yle konuşmam lazım. Pekala. Şimdi buradan bir çıkalım. Kaç dakika olmuş videomuz? 43 dakika olmuş. Dex'le konuşuyoruz zaten şu an otomatik. Güzel. T-Bag aradı. Tamam, her şey hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Hazırız. Buluşabiliriz. Şimdi ne olacak? Başlayabiliriz. Pardon, buluşabiliriz değil. Evet, şimdi burada bölümümüzün sonuna gelelim. Dördüncü bölümümüzün sonuna gelelim. Şundan dolayı geliyoruz. Devam edersek çünkü konuşmanın devamında da soyguna gitmemiz lazım artık. Çipi çalma olayına başlatır diye tahmin ediyorum. O da yaklaşık yarım saat 40 dakika sürecek. Arada kesmektense videomuzu bu şekilde devam ettirmenin bir mantığı yok. Burada keselim bölümümüzü. Dex'le konuşmanın ardından, yani Afterlife'a gittikten sonra Dex'le konuşacağız. Orada Dex'in devamında da muhtemelen çipi almaya gideceğiz diye tahmin ediyorum. Benim düşüncem bu yönde. 45 dakika oldu neredeyse videomuz zaten. Burada da bölümümüzün dediğim gibi sonuna gelelim. 4. bölümü izlediyseniz gerçekten çok, izleyen herkese gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni oyunlarda yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.